Merhaba HaberX TV izleyicileri. Aslı ben. Aslı Evinizde programına hoş geldiniz. Şimdi Türkan Durgut Hanımefendi'nin evindeyiz. Dilerseniz evini hep beraber inceleyeceğiz. Yalnız burada çok güzel bir yağlı tabloyla karşı karşıyayız. Bizi karşılayan çok güzel bir mumlarımız var. Burada yine aynı şekilde heykellerimiz ve biblolarımız. Biz bunların hikayesini çok merak ettik, ediyoruz. Dilerseniz şimdi Türkan Hanım'dan, kendisinden dinleyelim ve gidiyoruz. Evet. Merhabalar. Merhaba Türkan abi. Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İlk programımız, ilk konuğumuz ve çok güzel bir hanımefendiyle, çok güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Biz içeri girmeden çok güzel bir eve gireceğimizi fark ettik. Dilerseniz biz de sizden dinleyelim evinizi, hikayenizi. Buyurun. Teşekkürler. Salonumuzdan başlayalım. Evet, misafir salonuna geçmeden önce çok güzel bir aynayla karşılaşıyoruz. Tabii bunun biraz hikayesini ve zevkinizi, neden tercih ettiğinizi sizden duymak isteriz. Teşekkür ederim. Bunu Arif Bey ile Arif Dilbaz arkadaşım, dostum, kardeşim, her şeyim onunla birlikte. Klasiği çok seviyorum. Onun zevkine de çok güveniyorum. Birlikte karar verdik. Evet. Güzel bir çalışma yaptık. Üzerine mermer görünümlü varak bir boya atıldı. Mermer değil aslında, mermer yazıyor. Evet, mermer görünümlü varak. Mermer görünümlü varak. Onunla birlikte tasarladık. Ona buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Her konuda yanımda olduğu için. Biz de teşekkür ediyoruz Arif Bey bu arada. Zaten dikkatimizi çeken şey burada klasiğin hem odanın uyumuyla hem mobilyanın duvarlarla, bütün mobilyalarla uyumu çok güzel. Biz çok beğendik. On-life bir çalışma. Evet. Düz bir varak kullanmadık. On-life olarak çalıştık. Çok güzel bir çalışma yaptırdı. Sağ olsun. Zaten klasik ağırlıklı olduğu için hani klasik tercihini görmüş oluyoruz buradan. Ben klasiği ve sporu aynı anda kullandım. Sadece klasiğe yönelmedim. Odamda varak da var, gümüş de var, klasik de var, spor da var. Evet. Hepsini bir arada kullandım. O zaman devam edelim içeriye doğru ve güzel mobilyalarımızı yakından inceleyelim derken burada biricik aşkım, mutlu yaşların olsun. Doğum gününüz mü bugün? 21 Mart doğum günümdü. Doğum günümde sağ olsun eşim gönderdi. Çok da uzun bir süre geçmemiş. Çok zevkli bir eşi var. Özel günleri unutmuyor sanırım. Sağ olsun, teşekkür ederim. Evet, şimdi dilerseniz buyurun böyle alalım sizi. Birazcık konforumuza ve rahatlığımıza bakalım değil mi? Evinizde devam ediyor. Evet, şimdi Türkan Hanım'ın muhteşem salonundayız ve bu güzel koltuklarda biraz oturup rahatlığımıza bakalım istedik. Türkan Hanım, bakıyoruz. Biraz da koltuklarınızın rahatlığından ve renk seçimlerinden bize bahseder misiniz? Chester bir Chester. Evet, koltuk da oturuyoruz. Rahat olduğu için Chester'ları tercih ettim. Oturduğunda ve uzandığında çok rahat oluyor. Evet. Yani zaten burada dikkatimizi çeken bir yanda klasik, bir yanda spor görünümlü. Bir yanda varak, bir yanda gümüş. Evet, hepsini aynen. Hepsini bir arada kullandım. Aslında ne çok klasik ne çok spor. Hani bu biraz da bu seçimlerimiz bizim genelde hayat felsefemizi de yansıtmaz mı? Kendi tarzımızı yansıtıyor. Ama tabii ki benim bunu seçmemde yine Arife amcam, Arife çok büyük katkısı var. Her şeyi birlikte karar verdik.
birlikte yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Arif Bey aslında bugün bizim başrol konuğumuz. Kendisi yok sadece. Biz de buradan kendisine selam gönderiyoruz. Zaten mobilya seçimlerinde aynı şekilde burada baktığımızda da gümüş, yine spor, evet. Aslında klasik işlenmiş spor tarzı halımızda. Evet. Hepsi el yapımı. Burada mı yapıldı? Yok. Süsler İtalya'dan geldi. Hı-hı. Ocak ayında Arif Bey'le İtalya'ya gitmiştik. Panoları falan İtalya'dan yine birlikte seçtik. Evet, çok güzel. Avize seçimi yine İtalya'dan. Onlar İtalya'dan geldi. Ondan sonra süslerin hepsi İtalya'dan özel seçim yapıldı. Bu şekilde birlikte dekor ettik. İkimiz de zevkimize güveniyoruz. Zevkli izliyorum. Evet. Biraz mobilyaları konuştuktan sonra artık Türkan Hanım'ı biraz tanıyalım değil mi? Kendinizi biraz bahseder misiniz bizden? Neler yaptınız? Ne kadar burada kaldınız? Ne işlerle uğraştınız? Biraz tanıyalım sizi. 43 yaşındayım. İki tane çocuğum var. İkisine de çok düşkünüm. Oğlum 22 yaşında makine mühendisliğinde okuyor. Kızım 16 yaşında 10. sınıfta okuyor. Çocuklarına çok düşkün bir anne. Yıllarca ticaretle uğraştım. Çiftlikte esnaftım. Gazi Caddesi'ne dükkan açmıştım. Çarşamba'da bir mağazam vardı. Ama çok yoruldum. Artık evimin hanımı olmak istedim ve evimdeyim. Ne kadar süredir dinleniyorsunuz? Yani ne zaman kendinize artık yeter biraz dinleneyim, mola vereyim dediniz? 2 senedir evdeyim. 2 senedir ev hanımıyım artık, evimdeyim. Aslında bizde şöyle bir şey vardır. Ev hanımlığı ticaretle uğraşan normal esnaf bayan işinden daha zordur. Bizler böyle deriz, hani en zor meslektir annelik, evet, ve esnaflık. Aynen. Şu an bu dinlenme sürecinde aynı yorgunluğu alıyor muyuz? Valla ben sosyal olduğum için alıyorum, yani çok sosyalim o yönden. Bana gün yetmiyor. Ama sabah çok erken kalkıp bütün yemeklerimi yapıp her türlü işimi de halledebiliyorum. Aslında hep şey deriz, her zaman başarılı bir erkeğin ardında yine başarılı bir kadın vardır. Bu çok çok belli zaten. Evin düzeninden, nizamından, seçiminden, uyumundan. Biz bunları çok bariz görüyoruz. Zaten çok güzel bir hanımefendi. Giyimiyle, kuşamıyla, tavrıyla, tarzıyla bizi çok güzel karşıladı kendisi. Bunun yanında tabii şu anda evle uğraşırken yine sosyal hayatınıza devam ediyorsunuz. Gün içerisindeki ev hayatınızda en çok bu odada mı zaman geçiyor? Mutfağın dışında soruyorum tabii. Tabii ki. Mutfağın dışında bu odada vakit geçiyor. Evet. Peki bu odanın sizin için bir değeri, yani önemli bir hikayesi ya da bir artısı nedir? Şöyle diyeyim, yani gündüz bir çok büyük bir ifade etmiyor. Eşim 6.30'da geldiğinde. Akşam sanırım, evet. Çünkü koltuğa oturup storları indirmiyoruz. O alttan ışıklar geliyor. Karşılıklı bir kahve içmek bize gerçekten çok büyük zevk veriyor. Evet. Buraya oturduğumda şu dikkatimi çekti. Genelde yüksek yerde oturan insanlar hani hep deniz manzarası olsun, denizi görsün diye bir seçeneği olur. Burada tamamen evleri görüyorum. Bu çok da sizi rahatsız etmiyor sanırım. Yok, beni rahatsız etmiyor. Eşimle olduktan sonra hiç rahatsız etmiyor. Onunla olduktan sonra bana her yer cennet diyor Türkan Hanım. İsterseniz şimdi biraz kalkalım. Yavaş yavaş evimizi gezmeye başlayalım. Gezelim. Evet, Aslı evinizde devam ediyor. Şimdi Türkan Hanım'ı böyle bu tarafa doğru alayım. Burada çok güzel bir gümüş takımı görüyorum. Evet. Likör takımımız var burada da. Gümüş bir tepsiye likör takımı koydum. Bu şekilde, evet, değerlendirdik. Her akşam bir likör alıyor musun? Yok. Kullanmıyorum içki. Ama eşim kullanıyor. Her zaman olmasa da arada sırada kullanıyor. Ama biz akşamları yemekten sonra karşılıklı dışarıya bakarak kahve içmeyi çok seviyoruz. Özellikle köşe lambamızı yıkarak. Evet. Fazla bir... Yani ben çok sevdiğim şey bir de her köşede bir mum yanmasıdır. En büyük özelliğim. Evet, ben o dikkatimi çekti. O detaya birazdan gireceğim zaten. Her köşesinde mum vardır zaten özellikle. Bunların özel hikayelerin de olduğunu biliyorum. Bunları da dinleyeceğim sizden. Burada hani aslında sormak istediğim şu. Gümüş olayı hani biraz sıkıntılıdır. Temizliği ve bakımı zor mu? Yani tabii ki zor. Mesela gümüşün bakım zamanı gelmiş, kararmaya başlamış. Biz onu görmüyoruz. Biz görmüyoruz onu. Biraz kararmaya başlamış. Devamlı bakımı yapılması. Bence cam önünde çok güzel bir tercih, seçim. Çok güzel. Aynı şekilde ayrı bir hava katmış ve mobilyalarla uyumu süper. Ben çok zevkli bir ev geziyorum şu anda. Ve yine dikkatimi çekiyor. Böyle alacağım sizi. Pardon.
Biraz buradan da bize bahsederseniz. Bu köşe boş yere Arif'le bu şekilde değerlendirmek. Ve yine düşündük. Arif Bey her zamanki olduğu gibi böyle buyurun beraber isterseniz. Beraber değerlendirdik. Bununla lojistikleri takım yaptık. O şekilde değerlendirme yaptık onunla ve hoş olduğuna da inanıyorum. Zaten burada dikkatimi çeken benim. Şeye göre, diğer salon takımlarına göre, hani işte üniteydi, bizim köşelik koyduğumuz gümüşlük takımlarımız, onlara çok yer verilmemiş. Evet. Tamamen doğaçlama bir seçim. Aynen. Çok güzel renk uyumu, harika. Bu tarz olması hem sadeliği koruyor, zaten sizin seçimleriniz de hep sade olduğu için. Sade renkler, sade uyumlar, çok güzel, çok yakışmış. Yine aynı şekilde, aynı tarzda bir tablo, bu dışarıda karşılaştığımız. Evet. Bu da mı yağlı tablo? Yok, bunu İtalya'da birlikte beğendik. Ve Ocak ayında beraber İtalya'ya gitmiştik. Orada beğendik, oradan getirdik. Evet, harika, çok güzel. Hep buradaki çiçek desenli, kapıdaki tamamen aslında bir new çalışma. O new çalışması, değer verdiğim, çok sevdiğim bir ablam, dostumun bana bir hediyesi. Kendi eliyle yaptığı bir hediyedir. O benim için çok değerli. Evet, zaten kapı girişinde çok güzel bir karşılama oldu. Mum eşliğinde, mumlarla beraber güzel bir biblolar. Yani bu siz geleceksiniz diye değil, benim her zaman evimin her köşesinde mum yanar. En çok sevdiğim şey de huzur buluyorum. Evet. Benim bildiğim kadarıyla da mum insandaki negatif elektriği, enerjiyi alıyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Evet, pozitif veriyor. Evet. Aynen. Bu da çok güzel. Zaten evin her yerinde, birazdan göreceğiz. Her yerinde mum yanıyor. Umarım gitmeden yanmayız. Devam yanıyor. Evet. Yani evde olsam da olmasam da, hatta benimle köpeğimiz de var. Şu an eşim iş yerine gönderdim. Hiç o bile onları ellemiyor. Evet. Devamlı. Tamamen her şey eğitimli. Mumlara kimse dokunmuyor. Evet, masa seçimimiz yine ceviz ağaçtan mi diyoruz? Evet, ağaç. Hakiki ağaçtan bir seçim yaptık. Yine bir gümüş çiçek. Eşim evet. Sevgililer gününde gönderdiği. Burada gözümüzden kaçmıyor. Doğum günü, sevgililer günü, özel günlerde tamamen dikkatliyiz. Evet. Unutmuyoruz. Aslında bu çok güzel bir aşkın ifadesi, öyle değil mi? Aynen öyle. İncedir kendisi çok. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Tam sevgilerimizi yollarken de sanırım burada kendisini görüyoruz. İsmi neydi eşinizi? Mehmet. Mehmet Bey ile ilgili buradan resimlerimize bakıyoruz. Evet, çok güzel resimler. Bunlar herhalde sanırım dış çekim yapıp ya da normal çekim yaptırıp da özel verilmiş pozlar değil, tamamen doğaçlama pozlar sanırım. Yani şöyle, dış çekim ana deposuna da teşekkür ediyorum. Onlara yaptırdık ama kendimiz hep doğaçlama. Yani evet. Şu pozu verin, bu pozu verin bir olayı olmadı. Kendimiz tamamen doğaçlama yaptık. Ya zaten şunlar kalıba sokulacak resimler değil. Tamamen sevgi ve aşkın birleştiği ve ortaya çıkan resimler bunlar olmasa gerek. Evet. Çok güzel. Dilerim hep bu şekilde mutlu olursunuz. İnşallah. Yine aynı zamanda klasikliğin yanında araya giren renk ufak dokunuşlar var yine bardaklarda. Bunları kullanmıyoruz ama değil mi? Yok, süs amaçlı genelde. Bunlar da aynı zamanda çok güzel renk ve hava katmış. Klasikliği yine spor anlamda kırmış. Aynen. Aslı evinizde devam ediyor kaldığımız yerden. Tekrar Türkan Hanım'ın güzel holünü gezmeye devam ediyoruz. Yine burada içeride... Bir resmim var burada da. Evet, yine maşallah aşkın simgesi, birbirine çok güzel bakan, aşkı yaşayan ve bunu resme döken, ölümsüzleştiren bir tablo. Bu tabloyu yakından alabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine aynı şekilde burada rahat olmamız için... Misafirlerimizin beklemesi, dinlenme alanı. Gideni diğeri beklemesin diye ya otursun diye bir koltuğumuz evet. Var. Bu da mı özel yapım, bu da mı adet? Yok, bunu başka bir yere yaptırmıştım, Arif Bey değil. Tamam. Böyle devam ediyorum. Burada yine yerde mumlarım var, her zaman. Yine evet. Yanıyor, ben biraz mum hastalığı gerçekten çok fazla. Zaten demin detaya girdiğimiz gibi evin her alanında mum var demiştim ve gerçekten bu... Mum ışığında da oturmayı çok seviyorum. Yani çok ışığı sevmiyorum. Köşe lambası ve mum ışığı aşırı derecede seviyorum akşamları. Yalnız ben akşamları mumu çok severdim. Buraya geldiğimde şunu fark ettim ki gündüz de mum yanmalıymış. Evet. Ve gerçekten enerji olarak
alması çok güzel ve doğru, buna inanıyorum. Burada hiç şeyini hissetmedim ben. Hep pozitiflik hissediyorum. Çok güzel karşılama olsun, yaklaşımı olsun. Ve yine burada Türkan Hanım'ın yine güzel seçimlerinden bir tablo görüyorum. Bu tabloda dikkat ettiğim yine açılmamış güller ve açılmış güller. Bunlar aileyi mi simgeliyor acaba? Açılmamış gülü çok seviyorum. Tomurcuk gülü. Oldu bitti. Çok severim. Eşim de genelde açmamış gülü gönderir. Tomurcuğu sevdiğimi çok biliyor. Yine bunlar İtalya'dan. Çok İtalya'yı kullanıyorum arada ama Arif Bey'le olan zevkimiz. Yakın zamanda İtalya fuarı var mıydı projede? Gittiniz Ocak mi? Ocak ayında vardı. Ocak ayında İtalya'da fuardaydık. Evet. Fuardaydı. Bu seçimlerin çoğu oradan. Hı-hı. Oradan esinlenmiş. Evet. Ha. Biraz bize bahsedebilirsiniz. Yani herkesin gitmesini tavsiye ederim. Gerçekten zevk muhteşem yani. Zaten bu zevki ve seçimi tercihi biz bu evde gördük, görüyoruz. Yine tablo eşliğinde dresuar. Özel bir tasarım dresuar. Arif Bey bunu ben seçmedim. Mısır'dan gelmiş özel. Direkt benim çok beğeneceğimi düşünerek direkt eve gönderdi. Ben de kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Bu zaten araya çok yakışmış. Heybetli görüntüsüyle, renk tasarımıyla. Zaten evin mobilya ve duvar uyumları, renk hepsi birbiriyle uyumlu. Çok güzel yakışmış, çok güzel olmuş. Aslı evinizde devam ediyor. Şu an, muhteşem holümüzü gezdik. Şimdi mutfağa doğru gidiyoruz. Şimdi Türkan Hanım'ın o güzel mutfağındayız. Ve yine bizi girişte karşılayan siyah ve beyazın birleşiminden oluşmuş bir post görüyoruz. Yine bu da özel bir tasarım seçim. Evet, özel tasarım. Ergun Halı'dan istemiştim. Sağ olsun, o da bana yolladı, gönderdi. Mutfağıma uyduğuna inanıyorum. Evet, zaten etrafımıza da baktığımızda yine hep siyah ve beyazın tonlamalarından oluşmuş birleşimi görüyoruz. Beşiktaşlı mıyız? Yok, Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisiniz. Fanatik değilim ama Fenerbahçe'yi tutuyorum. Yine aynı şekilde Türk mutfağının en çok tercih edilen bakır. Evet. Bu annemin, rahmetli annemin, yıllar önce havzaya gitmişti kaplıcalara. Gelirken oradan hediye getirmişti. Onun hatırası. Evet, çok güzel bir seçim. Yine bunları normalde gündelik hayatta kullanmıyoruz, süs olarak değerlendiriyoruz. Yani öyle oluyor. Arada sırada parlatıyoruz limonla, iyi oluyor. Şurada dikkatimi çeken bir şey var. Sanırım gidip gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerin hatıraları bunlar. Evet, hepsi olmasa da buradakilerin hepsi gidip gördüğüm yerler. Buraları yurt dışı, burası Türkiye içi. Çoğu yeri de almadım demiştiniz. Çoğu yeri de almadım, alamadım, fırsat olmadı. Elimden geldiğince almaya çalıştım. Sanırım yemeğimizi burada yiyoruz. Evet, yemeğimizi burada yiyoruz. Bizim evimizin belirli bir kuralı var. 6.30'da eşim işten geliyor, kızım da okuldan geliyor. Benim masam 6'da hazır, onları bekliyor diyorum. En büyük zevk aldığım bir saat, bir arada oluyoruz çünkü. 6.30'da kesinlikle herkes evde oluyor, yemek saatimiz oluyor. Benim en değer verdiğim saat. Konu hassas. Evet, çok hassasım o konuda, evet. Gerçekten. Zaten burada çok güzel bir şey değindi. Türk halkının aslında uyuması gerektiği, hani belirli saatlerde aile düzeninin olup aynı saatler içerisinde birlikte yemek yemek, bu apayrı bir keyif yani gerçekten, zaten. Gerçekten özel bir durum yoksa 6.30'da kızım da eşim de evde oluyor. Biz kesinlikle masaya oturmuşuz. Şunu da atlamak istemiyorum. Zaten demiştiniz ki ne olursa olsun, ne kadar yoğun olursam olayım, yemeklerimi muhakkak kendim hazırlarım. Kesinlikle. Kendim servis yaparım, başında bulunurum dediniz. Aynen öyle. Sabah kalkar kalkmaz isterse 5 olsun ilk işim yemeklerimi yapmaktır. Ondan sonra plan ve programınızı yapıyorsunuz. Yemek seçimlerinde çok zorlanıyor musunuz? Yani şöyle, ne koyarsanız onu yiyorlar mı? Belirli bir seçimleriniz oluyor mu? Diyemiyorum. Eşim etten başka sebze sevmiyor. Et yemeğini seviyor. Ben sebze seviyorum ama genelde biz eşime uyuyoruz. Et yemekleri tercih ediyoruz. Et yemekleri tercih ediyor Türkan Hanım ama görüyorsunuz fit kendisi. Eşim biraz boğazına düşkün. Onu resimlerden gördük. Detaylı olarak birazdan inceleyeceğiz tekrardan. Zaten böylesine güzel bir mutfakta yemek yapmak, yemek eşliğinde sohbet etmek çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Ben çok büyük zevkle yapıyorum. Çünkü akşam hep birlikte ailece yemek yiyeceğimiz için. En büyük zevk aldığım şey yemek yapmak diyebilirim. Evet, güzel. Burada yine bir şeye değinmek istiyorum. Bunların hepsinin olması, zaten aile bireyinin bütünlüğünün birbirine tamamen dayanması ve sevginin, aşkın tamamen simgesi olduğunu düşünüyorum ben. Yanılmıyorumdur umarım. Aynen öyle. Thank you.
Şimdi Türkan Hanım'la Eylül'ün odasına doğru kızımın gidiyoruz. Kızımın odasına gidiyoruz. Buyurun. Eylül, seni biraz rahatsız edeceğiz ama merhaba, seni bir tanıyalım. Merhaba, ben Eylül. Eylül. Biraz kendinden bahset bize. Tabii, lise öğrencisiyim. Lise 2'de okuyorum. Annem, mutluyuz. Böyle bir odaya sahip olduğum için daha çok mutluyum tabii ki de. Evet, biz de görüyoruz, çok zevkli bir odan var. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde böyle bakın, prenseslere layık değil mi Eylül? Evet, çok güzel. Ben de çok beğeniyorum. Özellikle mi seçtik? Yani lila ve mor tarzı renkleri seviyoruz. Aynen, açık renk var. Sanırım açılıyor bu. Evet, açılıyor. İsterseniz açabilirim. Tabii, ben görmek isteriz. Çok rahat sabaha kadar bir uyku oluyor. Evet. Seni rahatsız etmedik değil mi? Ders mi çalışıyordun? Evet, biraz. Yine Eylül'ün aynı şekilde burada biraz gezelim, Eylül'ü tanıyalım. Hem öğrenci hem de bir yanında da bakımlı bir genç kız görüyoruz. Yine parfümleri, ojeleri, burada okuduğumuz kitaplar. Ne tarz ağırlıklı okuyoruz? Biraz da nasıl diyeyim, romantik komedi gibi, hani daha çok dikkatimi çekiyor, böyle savaş okumuyorum, o tarzda şeyler okuyorum. Daha doğrusu pek kitapla aram yok ama doğruyu söylemek gerekiyor. Daha çok televizyon mu? Evet, televizyon, telefon, daha çok öyle oluyor. Evet, artık internet. Tam zamanı gençleri. Aynen öyle, internet dünyası artık o kadar bize hakim oldu ki üzerimizde. Hani okuyacağımız kitapları bile artık her şeyi internet üzerinden. İnternet üzerinden telefonda okuyabiliyoruz artık. Yani bu aslında bir nevi dezavantajın yanı sıra artı bir avantajı da var. İstediğimiz her şeye kolay erişebiliyoruz değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz seni tanıdığımız için çok memnun olduk. Odanla bizi ağırladığın için çok sağ ol. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Yine Türkan Hanım'ın çok zevkli bir banyosu var. Hemen buraya geçmek istiyorum. Türkan Hanım'ın yine renk çiçek uyumu tarzı çok güzel. Yani burayı böyle bir konsept yaptım. Burada tuvalet kağıtlı gibi. Evet. Havlarımı bu şekil burada katladım. Yine cam mekan tarzı ve yine çok güzel bir tercih. Küvete attığında çok güzel kalpler, çiçekli olan sabunlar onlar. Oo, çok güzel. Çok mesela bunu attığında çok her taraf köpük oluyor. Komple kalpler sarıyor. Çiçek olanı var, gökkuşağı olanı var. Çok güzel. Evet, görüntü gibi olarak şu anda hayal ettim. Harika, eminim. Gerçekten öyle oluyor. Evet. Yine küçük ama şirin bir banyomuz var. Çok zevkli. Yine koyu renk eşliğinde ama sadelikten yana ödün verilmemiş. Çok güzel. Ben burada kısa bir süreliğine hazır gelmişken mikrofonumu Türkan Hanım'a veriyorum. Ve bir makyaj tazelemek istiyorum. Evimizin en güzel alanına, yatak odasına giriyoruz şimdi. Yine bizi burada güzel karşılayan tonlar ve gözümüze çarpan çok güzel. Yine sizin tasarımınız. Biraz bahsedebilir miyiz? Bence bir Nikolay'ını çok seviyorum. Aşırı derecede. Bunu aslında Eylül'ün odasında da fark ettik. Evet. Yine burada klasik yapmak istedim. Evet. Arife'ye varak istediğimi söyledim. O da sağ olsun bana çok güzel bir şekilde yaptırdı. Hı hı. Bunu da birlikte çizdik, tasarladık. Yine yaptırdık. Bunlar da mı kadife tarzı yine? Kadife ipek mi diyorsunuz? Bu tül, bu da saten. Saten. İçeridekilerimiz kadife ipeksi değil mi? Evet. Yine çok güzel seçim. Burada şeyler görüyorum. Abajurdan ziyade. Yani şöyle. Böyle. Eşimle Hollanda, Almanya'ya gittiydik. Orada Almanya doğumluyum. O yüzden hatıra olarak bunu aldık. Ve bu ses gerçekten ikimize de çok huzur veriyor. Aslında bu bizim çocukluğumuzun hep o süs eşyalarının müziğidir. Aynen. Orada da var zaten. Abajurları koymayı tercih etmedim. Gece lambalarını.
bu şekilde bir şey yaptık. Evet, burada diğer tarafımız. Çok vakit geçirdiğimiz için çok severek yapıyoruz. Burada yine gördüğünüz gibi bir ayna var. Evet, gizli aynanın arkasından bir şey çıkacak. Televizyon var. Daha çok burada vakit geçiriyoruz, televizyon izliyoruz. Evet, bunu da gördük. Çok güzel düşünülmüş bu. Ayna, içerisinde televizyon. Aynen öyle. Evet, çok hoş. Kapatıyoruz geceleri, açıyoruz genelde. Yine klasik ve spor. Aslında klasik ama bakıldığında spora yatkın. Evet, yine her zamanki klasik gibi. Bu tarz bizim artık evimizin her köşesinde var. Aynen. Ve yine burada bu odanın ve bütün evin dizaynını ve tamamen aşkı simgeleyen beyefendiye tekrardan karşılaşıyoruz. Aslında birazcık da onu dinleyebiliriz isterseniz. Yani sizin için önemli olan özellikleri, bu kadar yüzünüzün gülmesi, sizi sürekli her odanın, her şeyin önemini anlatırken hani hep ondan anlatmanız. Tabii ki şöyle, bu kadar şeyleri yapmama izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. En büyük özelliği bana çok değer vermesi, beni çok sevmesi. Yani seviyorum kelimesini göstermesi değil, yaptığı hareketlerle, duruşuyla bunu göstermesi bana yetiyor zaten. Evet, kendisi de çok şanslı sizin gibi güzel bir bayana sahip olduğu için. Yine içeride de karşılaştığımız gibi çok güzel bir ışık lamba. Bunun aslında bir şeyi var mıdır? Sanırım... Çok beğendim, bunu buradan aldım. Beğenerek aldım. Uyum da sağladı. Perdeyi tüle de buna uydurarak renklerini yaptık. Aynı zamanda gece lambası görevi de görüyor. Yani, üç şekle girebiliyor. Kısık, fazla ışık, evet. Orta ışık şeye giriyor. Bilmiyorum, beğenerek aldım yani. Evet, çok güzel bir tercih yine. Oda uyumu içerisinde de çok iyi. Ve burada yine bir ufak bir odamız var. Sanırım giyinme odamız burası. Eşimin giyinme odası, ona öncelik. Öyle mi? Öncelik yine mi? Bizde aslında öncelik bayanların olurdu ama. Ben eşimin giyimine çok önem verdiğim için önceliğimi ona veriyorum. Yani şöyle, o da sağ olsun ben dizayn ediyorum. Her sabah duşa girdiğinde ne giyeceğini, çorabına varıncaya kadar. Hiç itiraz etmiyor sanırım. Asla etmez. Zevkime de çok güveniyorum. Benim için eşim çok önemlidir. Önceliği de ona verdiğim için onun giyinme odası. Evet. Kıyafete çok önem veriyorum. Ben şuna inanıyorum. İnsanın kıyafeti kişiliğini taşıyor. Yani bir kendisi de iş adamı olduğu için her zaman düzenli temiz giyinmesinden yanayım. O yüzden evet, kıyafetlerini ben hazırlıyorum. Yani. Zaten burada da gördüğünüz gibi Türkan Hanım, zaten evin içerisindeki her alanı gezdik, her köşeyi gördük. Her yer düzenli, nizamlı, hani kadın eli değmiş. Bizim hep Türk halkının kullandığı bir şeydir. Kadın eli deyince farklı. Zaten bunların çoğu şeyini kendisinin yaptığını söylüyor. Kesinlikle. Bu çok güzel. Yani hayatımda ütüsüz çorap dahi giydirmem, giydirmiyorum da benim için çok önemli. Çorabın renginin uyumu bile kıyafetine aynen, çok önemli, çok önem veriyorum. Yine biz burada hani hem simetriden tutun da gördüğünüz gibi her ya şey ütülü. Askıların yönü bile aynı olmalı. Ne askıysa hepsi aynı. Benim için aynı olması evet, gerekiyor. Çok güzel. Bu yine dediğimiz gibi bayanlar ayrıcalıklıdır. Hani farklıdır. Bayan her zaman temiz ve düzenli olmalıdır ki bu görüyorsunuz her şey ütülü, düzenli. Ve çoraplara kadar ütüleyen bir bayan. Ve eşiniz ismi neydi? Mehmet. Mehmet Bey çok şanslısınız. Biz buradan sizi gerçekten tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir hanımefendiye sahip olduğunuz ondan için. Ondan da Allah razı olsun. O da karşılığını fazlasıyla veriyor. Evet, zaten en önemlisi bu. Buradan aslında hep vermek istediğimiz mesaj da bu. İnsanlar birbirlerini sevip değer verdiği müddetçe her şey karşılıklı olduğu sürece güzel. Bunu zaten evde eşyanın onun bunun olması çok önemli değil. Aslında huzur olduğunda her şey oluyor. Ben zaten inanır mısınız zevkle yapıyorum. Mesela sabah duşa girdiğinde ilk işim hemen çamaşırını, kıyafetini, çorabını, her şeyini ben hazırlıyorum. Ve çok büyük zevkle yapıyorum. Yani burada aslında patron Türkan Hanım niye? Yemeklerinden tutun da her şeyin kararını veriyor ve saygı duyulan bir eş ve eşinin bütün her şeyini kendisi hazırlıyor. Ve o ne verirse giyen bir eşi var. Bu çok yani, güzel bir şey. Ona güven duyması. Bir şey alınacaksa da kendim gidip alıyorum. Onu da zevkle giyiyoruz. Zaten. Aslında bu beyefendi için de çok güzel. Niye? Aslında bütün üzerindeki ağırlığı almış oluyor. Biraz bütün yük yine sizde kalmış oluyor. Yani, kadın olmak böyle bir şey. Zaten sen halledersin.
istersin sen yaparsın. O güveni de verdiysek zaten tamam da bittik biz. Artık devamı geliyor bunun. Şeyi yok yani. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu güzel alanı da bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Evet, Aslı evinizde devam ediyor. Şimdi gidemediğimiz, en sona bıraktığımız bir kış odamız vardı. Bahçemiz. Kış bahçemiz vardı. Orada bir çay içmeye gidelim. Ve programımızı kış bahçesinde sonlandıracağız. Yine çok güzel bir ortam. Bizim için hazırlanmış çok güzel ikramlarımız. Teşekkür ediyoruz bu arada. Yani. Çok sağ olun. Sanırım burada yemekten sonra, akşam oturmalarımızdan sonra ayrı bir zaman geçirdiğimiz bir alan. Aynen. Akşamları Türk kahvesini içtiğimiz, eğer hava güzelse, balkonunda Türk kahvesini içiyoruz. Evin aslında en çok zaman geçirdiğiniz bölümü burası mı? Burada o kadar vakit geçirmiyoruz. Sadece arkadaşlarımız geldiğinde, güzel havalarda kahve içmeye buraya çıkıyoruz. Yine her alanda olduğu gibi bu güzel alanda da duvarda olan aksesuarlar, tablo ve yerlerde olan güzel biblo ya da hayvansı ufak şeyler var. Bunlara da yine özen gösterilmiş. Evet. Seçimler yine tamamen sizin mi yoksa birlikte? Yok tamamen bana. O gittiğim devletlerden aldığım birer parça. Oraların hatırası olarak. Kıbrıs'a gitmiştik. Oradan aldım. Koçayı temsil eden. Şu nedir? Mavili olan? O mavili olan lösemi çocuklar için yapılan bir şeydi. Onların yararını almıştım. Hepsinin anlam ifade eden bir özelliği varsa tabii dinlemek isteriz. En alttaki Hollanda'nın geleneksel ayakkabısı. Onun büyüğü de vardı. Hollanda'nın ayakkabısı. O geleneksel giydikleri ayakkabı. Onu temsil ediyor. Nazarlıkları Kıbrıs'tan almıştım. Kıbrıs'a gittiğimde orayı temsil etmesi için. En üstte Foça'yı, İzmir Foça'yı temsil eden bir parça yine var. Ya her gittiğim yerden çok ufak da olsa orayı temsil eden bir şey almayı seviyorum. Aynen, çok güzel seçimler. Yine çok zevkli seçimler. Aynı şekilde yine ışık, her zaman mum ve ışık yine tercih edilmiş. Yerlerde de her yerde de. Şurada ağaçtan var hatta. Evet. Yine kesinlikle mum yakıyorum her yerde. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Biz Türkan Hanım'ı tanıdığımız için çok mutluyuz. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar. Ve zahmet etmişler bir sürü güzel ikramları için de çok teşekkür ediyoruz. Aslı Evinizde programının sonuna geldik. Bugün ilk programımızdı. Güzel bir şekilde ağırlandık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Aslı Evinizde programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.